14-20 Haziran. Kendi tarotlarım. Astroloji enerjisine göre de hazırladığım, Türklerin enerjisine göre, yurt dışı enerjisine göre de hazırladığım tarotlarımı sizlerle birlikte. Nasılsınız değerli izleyicilerim? İnşallah sağlık, sıhhat, huzur sizlerle birlikte olsun. Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka takip ediyorsunuz. Yorum yaparsanız iyi ya da kötü sevinirim. Size bağlı, kötüsün, iyisin, olmadı, tutturmadı önemli değil. Söyleyin, ben dinlerim. Sıkıntı yok. Değerli koçlarla bakıyorum. Tarotlarımız elimizde. Çekiyorum 3 kart. Yani şöyle söyleyeceğim değerli koç burçları. Sizin hayatınızda sihir gibi bir şeylerin değişmesini, kendinizi koruma altına alıp hayatınızdaki eksik olan her şeyi yeniden yaratmaya ihtiyacınız var. Maddi olarak korkularınız, maddi olarak sıkıntılarınız ve uzun süredir çözemediğiniz bazı dengelerde biraz daha kendi güveniniz kırılmış olarak gözüküyor. Özellikle iş konunuzla alakalı gerçekten yeniden doğmak, var olduğunuz hayatı yeniden tutunacağınız bir nokta olacak. Beklenmedik bir iş teklifi, işinizle alakalı sorunlu giden bir şeylerin iyileşmesi için doğru düğüm, sihir gibi hayatınıza dokunacak. Uzun süredir de yer değiştirmek, farklı bir alana geçmek istiyorsanız, evet, kader sizi istediğiniz kapıya, istediğiniz yolculuğa, istediğiniz alana itecek olarak gösteriyor. İlişki olarak bakalım. Hata yapmaya müsaitsiniz. Kendi gerçeğinizi, kendi psikolojinizi düzeltmeden yeni bir ilişkiye başlamak sizi huzursuz eder. Yani kendinizi bu konuda ilişkilerde kendinizi kurban ediyorsunuz ve hayatınızda değer verdiğiniz, kendinizi geri tutuyorsunuz. Ona değer verdiğiniz için ciddi anlamda kalp yaralanmalarınız var. Özellikle evliyseniz kendinizi kurban gibi hissediyor olabilirsiniz. Eğer ilişkiniz çok uzun süredir devam ediyorsa hataları görüp onu affettiğiniz, artık kendi ruhunuza, kendi enerjinize dönmeniz gerektiğini uyarıyor. Evet, güzel bir aşk bekleyenler için kalp size doğru noktayı, doğru heyecanı ve doğru başlangıcı verecek. Siz inanmaktan vazgeçmeyin. Eğer ki eğitim kariyerinizle ilgili beklediğiniz bir evre varsa, doğru meditasyon, doğru inanç ve yarımlıklarınızı eğitim konusunda tamamlayın. Özellikle dil aksanı eksiği olanlar, master yapmak isteyenler için doğru meditasyon, doğru karar vermeniz sağlıklı olarak gözüküyor. Yani ne yapıyoruz? Kendimizi, hatalarımızı, kendi enerjimizi görmemiz lazım. Siz bir kurban değil, siz bu hayatta yaşamanız gerekiyor. Çocuk isteyenler için de sürpriz bir değişim söz konusu. Değerli boğalar, nasılsınız? Sizler için kart seçiyorum. Bakıyoruz. İş konularınızla alakalı yaşadığınız ve özellikle 4 dönemdir bazı problemler, pürüzler var. Bunlarla ilgili yol almaya, ortak iş yapacaksınız, yol alacaksınız. Kendi işinizde değişim istiyorsanız büyük değişimlerin fırsatı olacak. Ama 4 ay gibi bir zaman var. Bu dengeyi ruhunuza oturtursanız muhteşem, hani muhteşem demeyelim de, hani güvende, sırtımı rahat yaslayacağım, evet ben bu hayatta varmışım diyeceğimiz ve kendi kendimize başarılarımızı, kendi kendimize eksik olan iş konularımızla ilgili her şeyi ruh olarak oturtacağız. Peki yeni bir yere geçmek istiyorsanız, evet yeni yere geçmek isteyenler çok dua ediyor. Rabbim beni buradan kurtar, burası benim ruhuma uygun değil diyenler için güzel fırsatlar ve istediğiniz noktaya yol alacaksınız. Korkmanıza gerek yok diyorum. Kendi işini yapanlara çekiyorum. Özellikle eğitim konusuyla alakalı başarı sağlamak isteyen ve üniversite sınavınız varsa, yani bununla ilgili dua ediyorsanız bu kapılarınız açık, yıldız gibi parlayacak ve hak ettiğiniz noktaya erişeceksiniz. Merak etmeyin, gençlik diyorum size. Özellikle genç kadro iş arıyorsa, evet uzun süredir işsizler, artık öldüm bittim, hiçbir kapım aydınlık değil, ne zaman yeşereceğim ben diyorsanız güzel fırsatlar 5 ay içerisinde hayatınız içine geçecek ve doğru kapılar söz konusu olacak. Uzun süredir evli olup işsiz olanlar için bir kart çekiyorum. Yol seçimleri 5 gün, 5 hafta içerisinde doğru iş kapınız olacak. Endişe etmeyin. Peki aşk var mı? Cesaretsizsiniz ilişkilerde, korkaksınız ilişkilerde, kendinizi ifade edemiyorsunuz ilişkilerde. Yani sanki güvende hissetmediniz, hiçbir iletişim sizin hayatınızda olmaması gerekiyor. O yüzden şu an için evet aşk var.
Ama özellikle güzel flört, evlilik ya da bu ilişkiyle ilgili gelecek ama uzun süredir ilişkiler enerjinizi ve esaretten kurtulmanız lazım. Kendi kapılarınızı açıp yol bulmanız lazım diyorum. Bakalım çocuk isteyenler için. Evet, kız çocuğu doğacak ya da tedavi için kız çocuk sizin için gayet hayırlı olarak gözüküyor değerli boğa burçları. Evet ikizler burcu, nasılsınız? Umarım her şey yolunda, her şey keyiftedir. Güzellikler, aydınlıklar hep birlikte olsun. Yükselen ve ay burcunuzu takip edebilirsiniz. Onunla birlikte pekiştirebilirsiniz yorumlarımı diyorum. Evet, değerli ikizlere çekiyorum. Ya şöyle söyleyeceğim, yurt dışı fikriniz, farklı yolculuklar, farklı iş anlaşmanız varsa bununla ilgili korkularınız ve iş çevrenizde ihanet edilecek, hakkım yenilecek diyorsanız hayır korkmayın. Bu güneş size, bu yıldız size, bu bereket size gelecek. Yani sadece çok uzadığı için ve iş konularında hep ertelendiği için ciddi anlamda endişeler yaşıyorsunuz. Artık ertelenme dönemi, haksızlıklar ve enerjiler geride kalacak, size güzel imkanlar sağlayacak. Uzun süredir işsiz gençlerimize çekiyorum. Evet, gerçekten öyle. Ve ailemden para almak ya da ailemin desteğiyle ya, hani mücadele etmekten çok korkuyorum diyorsanız der ki Ekim Kasım doğru iş kapınız var. Bununla ilgili aydınlanmalar. Ama sizin için kariyer hataları, yani eğitimde hatalı eğitim almış olabilirsiniz, yönünüzü belirleyememiş olabilirsiniz. Bunlarla ilgili kendinizi geliştirmeniz lazım. Yeni meslekler, yeni enerjilere atılmanız lazım diyorum. Üniversite sınavı için özellikle ikizlerde dağınık bir kafa olacak ve belki dikkat probleminiz olacak. Lütfen dikkat probleminizi toparlayın. Bu ölüm gibi gördüğünüz şey sizin hayatınızda gülümsemeye ve başarmış ve yeniliklere aydınlanmaya sahip olacaksınız. Aşksızlara aşk çekiyorum. Evet, ay gibi parlayacağınız, sevileceğiniz, bereketleneceğiniz güzel bir ilişkiye yelken açacaksınız. Çok güzel ruh ikiziniz diyorum. Evlilerde uzun süredir yaşanan bazı pürüzleri iyileştirme, ev konusuyla alakalı ya da araç konusuyla alakalı yenilikler söz konusu olacak. Bakıyorum, hazine açılıyor. Merak etmeyin, maddi krizler geride kalacak diyorum değerli ikizler burcu. Yalnız aile büyükte, özellikle eşinizin tarafından sağlık problemi yaşayan birinin sıkıntısı olabilir. Buna stres yapabilirsiniz diyorum. Yengeç burçları nasılsınız? Umarım her şey keyifte, güzellikte, aydınlıktadır. Çekiyorum. Değerli yengeçler, bu hafta oturduğunuz bütün sorunları tek tek bir liste yaptınız ve bu listeden sonra kırılan bir kalbiniz ve seçmeniz gereken bir yol olduğuna karar verdiniz. Yani ilişkinizle alakalı bitmesi gereken yol. İşinizle alakalı haksızlıklarla ilgili kalp kırıklıkları, kafanızdaki soru işaretleri oturtamadığınız için yolunuzu kaybettiniz. Bu yol kayıplı, yani mecburen idare ediyorum işsiz kalmayayım diye, mecburen idare ediyorum bundan daha iyisini bulamam diyerekten böyle bir seçimler dönemi gelecek sizin hayatınızda ve gerçek kimliğinize döneceksiniz. Evet, insanların davranışları, insanların konuşmaları sizi çok rahatsız edebilir. Bu ara güvendiğiniz, inandığınız insanlar size ihanet edebilir. Yalanlara şahit olabilirsiniz. O yüzden işteki çevrenizdeki ve aile çevremize dikkat etmemiz lazım. Kendi içinizde kurmak sizi rahatsız edebilir. Yeni işe başlayanlar için evet kudret, başarmak. Yani uzun soluklu iş kapısı bekleyenler için Ağustos'a kadar güzel bir fırsat ve bu fırsat artık o anahtar sizin uzun soluklu olacağınızı gösteriyor. İşle ilgili değil de kariyer ya da yüksek lisans yapan gençlerimiz için evet güzel fırsatlar var. Bu fırsatları doğru değerlendirdiğinizde kutsallık, yani gerekli geçiş kapılarınız aydınlığa girecek, rızıklarınız artacak, göz bakışınız daha heyecanlı olacak. Yalnız sizde belki diş eti iltihapları, uzun süredir tedavi edilmesi gereken dişlerle ilgili sorunlar olabilir. Miras konuları olan yengeçler, esarete, haksızlığa, yalana maruz kalabilirsiniz. Haklarınızı alamayabilirsiniz. Dikkat diyorum. Evli olanlara bakıyorum.
İletişimde sıkıntı, kendinizi yıpratma dönemi, kendinizle tartışmalar artabilir ve evle ilgili değişmesi gereken noktalarla ilgili yengeç kadınları ya da yengeç erkekleri mutsuzluklar yaşıyor ve ekonomik anlamında kendinizi oturtamadığınız için korkularınız var. Evinizde asker ya da polis ya da devletle alakalı bağlantılı olan bazı yengeçlerde güzel kapılar açacak, endişe etmeyin diyorum. Evet değerli aslanlar, nasılsınız? Umarım her şey güzel ve keyiflidir. Kartlarınızı hemen çekiyorum. Şöyle. Aslan burcu, kendi içinizde parasal anlamda harcayıp harcayıp kendinize yalan söylüyorsunuz. Bu ara gereksiz para harcama yapabilir ve kendi içinizde kendi hani borçlardan kaynaklı maddi ödemelerle ilgili esaret dönemine girebilirsiniz. Bu ara parayla ilgili kendinize yalan söyleyebilirsiniz. Lütfen para harcamalarımıza bu hafta dikkat etmemiz lazım. Bakıyorum. Evet, işinizde köklenme, yeni bir iş ve koruma altında olmak, köklenmek, bu işi başarmak dediğimiz noktalara erişeceksiniz. Hani işte bazı haksızlıklar vardır ya, su gibi akacak, kalbiniz ferahlayacak. Hak ettiğiniz 3 ay, 3 hafta içerisinde yerinizde büyük bir değişim gerçekleşecek. Bu da size derin bir nefes almanıza yardımcı olacak diyorum değerli aslan burçları. İlişki konusunda çekiyorum hemen bir kart. Evet, tebrikler. Güzel bir aşk, güzel bir hediye, evlenmek, ilişki kurmak, güzel başlangıçlar yaşayacaksınız. Yani ödül, doğru insanı bulmak, doğru enerjiye girmek ve ruhunuzu şifalandıracağınız. Yani sanatçı ruhlu biri olabilir, eğlenceli bir insan olabilir. Aynı sizin gibi kahkaha atacak, sizin ruhunuza hitap edecek ve der ki Rabbim size bunu emretti. Siz hayat arkadaşınızla karşılaşacaksınız ya da şu anki ilişkiniz aynen Rabbimin size emrettiği gibi olacak ve bununla düzen, evlilik, hayat kurma yolumuz söz konusu olacak. Hiç ilişkisi olmayanlara çekiyorum. Bakalım. Ya şöyle söyleyeceğim, uzun süredir aşk bekleyenler için güzel fırsatlar ama hayal sadece, bu gerçekleşmeyecek. Benim doğru ilişkim olmayacak. Hep işimde yarım, ilişkimde yarım kalıyor. Nerede aşk bende diyorsanız bu heyecan, bu derinlik gerçekten uzun süredir ama 4-5 yıldır ilişkiniz yoksa 4-5 aydır çok sıkıntılısanız güzel bir aşk hayal. Evliler için hemen bir çekiyorum. Yani kabul etmek ve sarılmak ve affetmek ve iletişimi düzeltmek lazım. Bu evlilikte sizin birbirinizi anlamadığınız ve egoların savaştığı bir nokta. Bence bir araba değişikliği sizin enerjinize iyi gelecek değerli aslan burçları. Lütfen arabanızı değiştirin. Bu ara borsa ya da kripto para oynuyorsanız risk altında olabilirsiniz. Dikkat diyorum. Değerli Başak burçları nasılsınız? Umarım her şey güzel ve keyiftedir. Her şey aydınlıktır. Hemen seçiyorum kartlarınızı. Ya şöyle söyleyeceğim. Özellikle terazi burçları yaşadığınız evlilikle, pardon, değerli Başak burçları, Başaklar. Değerli Başak burçları yaşadığınız ilişkiyle alakalı bazı karışıklıklar, pürüzler ve bu pürüzleri artık hayatınızda alfa yön bulmak. Kendi içinizdeki gözünüz, kalp gözünüz aydınlık, hisleriniz çok kuvvetli. Bu ara hisleriniz size devamlı bir şeyler iletiyor olacak. Bunları dikkate alın. Çünkü bunlar sizin hayatınıza güzel dokunuşlar elde edecek. Özellikle evli olanlarda boşanma kararı. Bu ilişki artık beni yordu. Ailesinden daraldım, arkadaşından daraldım. Sorumsuz ve maddi manevi biz çok gerçekten sıkıntıdayız. Artık bunu görmüyor. Benim de sabredecek evrem kalmadı diyen başaklara sesleniyorum. Doğru bir karar verip bu anlaşmalı bir başlangıç olacak. O yüzden siz nasıl olduğunu biliyorsunuz ve bu kararı vermeniz lazım. Ve çünkü bu konuda kaostasınız, güvende hissetmiyorsunuz. Bu konuda eliniz kolunuz bağlı. Yani kime inanacağınızı bilmiyorsunuz. O yüzden ilişki anlamındaki kişi sanki sizi asmış ve onun kölesisiniz sanki. Bu kölelikten çıkmanız lazım. İş konunuz için. Evet, Allah kısmet ederse işinizde yükselme konumları, konuşmalar, kafanızdaki konuşmalar size pasta dilimi şeklinde sunulacak ve bu konuşmaların arkasından
doğru enerji ve bu bir yıl bitmeden kandiliniz yanıp hem de seyahat edeceksiniz, güzel bir aile enerjinizi dağıtacaksınız, güzel noktalarınız oluşacak. Bence kafanızı boşaltmak için iyi bir seyahat ve kandiliniz sizin için ışık tutacak, isteklerinize erişeceksiniz diyorum. Yurt dışı niyeti olanlara bakıyorum. Evet, böyle bir niyet var ama burada duygusal olarak kendinize güvenmiyor olabilir ya da gideceğiniz ülkeyle alakalı bazı sıkıntılar, vize sorununuz, almakla ilgili sorunlar yaşanabilir. Eylül-Ekim daha doğru ve aydınlanma noktanız olacak. Hiç endişe etmeyin. Vakti gelen bir yatırım, düşüncenizde bir ev almak varsa bunun vakti gelmiş. Lütfen yapın. Üniversite öğrencileri için çekiyorum. Rabbim sizinle, inancınız sizinle, Allah kaleminizi hızlı tutacak. Özellikle doktor, mühendis ya da psikolojik danışmanlık okumak isteyenler, savcı ya da hukuk alanını tercih edenlerde büyük bir başarı var. Özellikle matematik mühendisi olmak isteyenler için doğru başarı aydınlığı var değerli Başak burçları. Endişe etmenizi istemiyorum. Nasılsınız terazi burçları? Umarım her şey güzel ve keyiftedir. Valla ben işten geldim. Unuttum çünkü. Bugün cumartesi, yarın bu yüklenecek size. Yani bugün ayın 12'si mi, 13'ü mü farkında bile değilim. Evet, teraziler için kartı seçiyorum. Güzel. Özellikle teraziler. Ayın 17'si, 18'si, 19'u, 20'si. Tatil kararı, seyahat kararı ve benim ışıkla iyileşip enerjimi hani üstümde yorgun bir enerji var, ruhumu iyileştirmek istiyorum diyenler için güzel tatil fırsatı var. Bunu değerlendirmeniz sizin enerjinizi tekrar parlatacak, güveniniz yerine gelecek ve korkularınız gidecek. İş konunuzla ilgili çekiyorum. Yani iş konunuzda özellikle patronunuzla alakalı iletişim problemi varsa, yöneticinizle alakalı sorunlar varsa bu sorunlar affetme ve bu evreyi toparlama evresi söz konusu olacak. Uzun süredir işinden çıkmak isteyenler için hayır kal, burada hakkın verilecek gözüküyor. İşsiz olanlara çekiyorum. Evet, güzel, tebrikler, ödüllü ama sen bu ödülün değerini bilmeyebilir, hata yapabilirsin. Lütfen burada biraz sabretmen gerekiyor. Böyle bir iş kapısı gelecek. Sabredersen hak ettiğin değeri, hak ettiğin ödülü sana sunacaklar olarak gözüküyor. Bakalım, vakti ve zamanı gelmiş. İşsiz olanlara diyorum ki vakit ve zaman sizin hayatınızda doğru şekilde saat dönüyor. Yani bugün başvurun, yarın iş kapınız aydınlıkta. Bakıyorum yeni aşk isteyenlere. Ya şu an köklenmek için gözleriniz, ya bu ara biraz daha flörtöz, ruhunuzu yormak istemiyorsunuz. Yani ilişkinizle alakalı özgür kafalar, enerjimiz var. Birbirimizi yormayalım dediğimiz bir süreç var. Üniversite öğrencileri için çekiyorum. Biraz stresli olabilirsiniz, panik yapabilirsiniz, başlangıçta hatalar yapabilirsiniz. Lütfen dikkatinizi tek ders sakin sakin yaparsanız güzel başarı elde edeceğinize inanıyorum. Kafanız dağınık, biraz bunu toparlamanız lazım. İlişkisizlere söyledik mi? Yine çekelim. Belki ilişkisizi unutmuş olabilirim. Bakıyorum ruh ikiziniz. Yani siz ruh ikizinizi arıyorsunuz. Ve hani eğer bunu bir erkek dinliyorsa ruh kadınızı, bir kadın dinliyorsa kutsal adamınızı bulacaksınız. Ama sizin bazı mahkemesel boşanma ya da ailenize ait miras konuları ile ilgili adaletsiz durumlara düşebilir. Hakkınız yenilebilir. Dikkat diyorum. Bir de çok yakın bir dostunuzun yalanıyla karşı karşıya geleceksiniz. Güvendiğiniz dostunuz size ihanet edecek. Dikkat edelim diyorum. Aileyle ilgili belki küçük bir güzel estetik, güzel bir operasyon, arınmak isteyeceğiniz bir enerji olabilir. Bu da sizin için hayırlı diyorum. Evet teraziler, iyi bir haftayı değerlendirin. Biraz para konularında heyecanlı yatırımlar yapabilirsiniz. Doğru yatırımlar olacak, merak etmeyin. Değerli akrep burçları, nasılsınız değerli akrepler? Akreplere çekiyorum hemen. Ay, karıştı vallahi. Akrepler karışık mısınız? Aile mirası, hazine, toprak, ev, hak edilen kazançlarla alakalı sizi sıkıntıya düşürecek uzun soluklu mahkemeler söz konusu olabilir. Ailenize ait hakları başka devlet ele almış olabilir. Bunlarla ilgili uzun soluklu mahkemeleri temsil eder. Ama çok güzel bir iş imzası,
Hatta farklı bir şehir, farklı bir ülkeyle yapacağınız anlaşma size yeni yolculuklar, yazıyla iletişim içerisinde yaşayacağınız, mesela teknoloji mühendisiyseniz, kodlama mühendisi ya da yazılım mühendisiyseniz ya da yazılım üzerine çalışmalarınız varsa çok güzel aydınlanmalarınız var. Ve yeni bir yolculuk, yeni bir yaşam sizi bekliyor. Bunu doğru değerlendirin. Kendi işinde ya da aynı kurumsal alanda çalışan, evet burada bir gerçeklik var. Sistem değişecek, yeni bir nokta oluşacak ve bu noktada size büyük aydınlanmalar yaşanacak ve bu hakkınız olan, bereketiniz olan, paranız eksik olan, eksik kalan şeyler size tamamlanacak. Aşk olan, bakıyorum, inandığınız güneş Allah katında size sunulacak. Yani hani beni bekleyen bir ruh var diyorsunuz ya, ben o ruhu kalbim hissedecek, ruhum hissedecek, ben onu hissedeceğim dediğimiz bir ilişki evreniz var. Ama tesbih 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ay, 18 hafta gibi bir süreç olabilir. O yüzden biraz daha bekleyeceksin ama hani o dokunan kalp sizi iyileştirecek, merak etmeyin. Evli olanlarda parayla ilgili hatalar yapılabilir. Bir de size göz, nazar ve çocuklarınızla alakalı endişe yaşıyorsanız göze geliyor olabilirsiniz. Bazı şeyleriniz yarım kalıyor olabilir. Bunun için bir dua okuyabilir, enerjinizi değiştirebilirsiniz. Üniversite öğrencilerine bakıyorum. Hata yapmaya çok müsaitsiniz. Sakın hata yapmayın. Bir dahaki seneye bırakmayın. Çünkü kaderinizde var ama istediğiniz bölüm olmayabilir. Ama bir başarı sağlanacak gözüküyor. Evli olanlara bakacağım hemen. Ters kalp. Köklenmek çocuk demektir. Çocuk tedavisi görenler vakit gelmiş. Artık çocuk tedavinizi, çocukla ilgili kararınızı verin. Sizde de sanki bir aileyi ilgilendiren bir araç satımı, yeni bir aracın alımı ya da kredi borcunuz varsa bunu aile desteğiyle çözeceğinizi gösterir değerli akrep burçları. Değerli yaylar, ne yapıyorsunuz bakayım yaylar? Evet, yay burçlarına artı koyun ki karışmasın. Geçen hafta unuttunuz diyorsunuz. Meğersem ben yazı yazmayı unutmuşum. Ben unutmamışım aslında. Şöyle bir şey var. Yurt dışı fikriniz, farklı ülkede farklı bir iş beklentiniz varsa, özellikle bu izleyici kadın olması lazım. Erkek değil de özellikle kadınlar, yurt dışı ile ilgili iş bekliyorsanız, farklı ülkelere yerleşip kendi alanınızda başarı ve eğitiminizi tamamlamak istiyorsanız bunun için daha vakit var. Eylül-Ekim bu konu için ama şu an için imkansız diyor. Master, yüksek lisans, bunlar için başvuracağınız tarih Eylül ya da Ekim. Yani bu kapılarınız aydınlanacağı gözüküyor. Bakalım. Ya şöyle söyleyeceğim. Bu ara kadınlarla ve erkeklerle çalışıyorsanız, çok yoğun kadın erkek çalışması varsa bu iş yerinde birçok insan çıkartılacak, bilginiz olsun. Yeniden değişim. Bu siz de olabilirsiniz. İşinizi kontrol etmeniz lazım. Hata yapmamanız lazım. Uzun süredir buradaki erkeklerle ve kadınlarla sorununuz olabilir. Ve bu yüzden buraya karşı değişsin, beni de değişsin, haklarımı alayım, kovulayım moduna gelmiş olan yay burçlarında evet güzel bir değişim gerçekleşecek ve istediğiniz mutluluğu, istediğiniz alanı en iyi şekilde yakalayacaksınız. Yalnız aile işi yapanlarda özellikle yeni bir güvercin, yeni bir yeşerme, barış içerisinde ne iş yapacaksanız gayet sağlıklı ve hayırlı yapın istiyorum. Mahkeme, aile mahkemesi, kardeş, anne soyunuzla alakalı kardeş mahkemeleri ya da kendi kardeşinizle alakalı haklar varsa yargılama uzun sürecek, tembise gidecek, bayağı karışık olaylar olacak. Daha bekleme bunu sen. Kendi paranla, kendi alanınla doğru noktaya doğru hareket etmen lazım. Aşk için. Evet, aşk olacak, özellikle A ve K ve R ve T harfi. İlişkisizler için bu harflerde biri. Özellikle Kova burcu özelliğine sahip ve büyük bir ihtimal Ay burcu Koç olabilir. Ya da ya Koç ya da Kova özelliğine sahip bir insanla muhteşem bir aşk enerjiniz var ve bu aşk size çok iyi gelecek diyorum. Evli olanlar için, evet, bu evlilik geçişinde problemler bitmiş. Birbirimizi yeniden doğuracağız. Birbirimizi yeniden seveceğiz. Birbirimize saygı duymayı, değer görmeyi öğreneceğiz. Hataları iyileştirme dönemi olacak değerli yay burçları.
Bakalım ev değişimi var mı? Şu an bulunduğunuz evde dekorasyon, tamirat, mutfak, banyo, badana yapılabilir. Ama şu an satılma gibi bir ya da alınma gibi düşünceniz varsa da ertelenecek gözüküyor. Bakıyorum şöyle. Yani bu yılı bitirirseniz seneye bu vakitler muhteşem Gonca yaprağında ev kapınız olacak ve bu sizin için gerçekten hayırlı olacak diyorum. Ay ne çok konuştum ben böyle hızlı ve seri. Değerli Oğlak burçları nasılsınız? Umarım her şey yolunda ve keyiftedir, güzelliktedir, umuttadır, heyecandadır diyorum. Yani bu ara ruhunuz delirmiş olabilir. Ortaklı işlerinizle ilgili yaşadığınız ya da iş alanınızla alakalı yeni başlayan insanlarla kafanızı karıştırıyor olabilir. Hatta yerime gözünü diktiler, beni yollayacaklar mı diye düşünebilirsiniz. Hayır Oğlak burçları, siz artık kimin hatalı, kimin yanlış olduğunu ve kimin akıllı, kimin deli olduğuna karar verdiniz de şu an ağzınızı dilinizi kapatıp buradaki sistemi gözünüzle kontrol edip ve üst düzey ya da patronlarınızla bu iletişimi doğru ifade etmeniz lazım. Hata yaparsanız işinizle alakalı noktada büyük kayıp yaşayabilirsiniz. O yüzden gözlemle, gözünden kaçırma, hataları biriktir, öyle karşılarına çık diyorum. Özellikle kendi işini yapanlarda ortaklar arasındaki yaşanacak sorunlar, maddi tartışmalar ve maddiyattan kaynaklı bazı kaoslar sizi hayal kırıklığına uğratacak. Hatta karşındaki insanı şeytan gibi görebilirsin. Ben hiç bunu böyle görmemiştim. Ne kadar para göz, beni sömürdü diyebilirsin. Ama şöyle der, bu senin tercihin, bu senin hatan. Burada anlaşmalı şekilde yolları ayırmanız sizin için sağlıklı. Eğer anlaşma yapamazsanız büyük kıyametler ve haksızlıklar olacak. Dikkat edin diyorum. Aşk için vakit, zaman var diyor. Doğru kişiyi bulacaksın. Tahtına doğru insanı alacaksın. Hatta tanıyacağın insanla farklı bir şehirde, farklı bir ülkeye yerleşme gibi bir durumumuz var. Sen buradaki hayatını yıkacaksın. Yepyeni bir hayat başlayacaksın. Evli olanlar için bakıyorum. Gerçekten dönüşümü ilişkimizle ilgili eksik olduğumuz hataları gördük, değiştirdik. Artık birbirimizle tatlı tatlı kitap okumayı, konuşmayı, sohbet etmeyi öğrendik. Artık biz kendi hazinemiz, bizim hayatımız, kendi kalitemiz diye karar verdiğiniz için güzellikler var. Ama bazı evli olan çiftlerde de burada gereksiz tartışmalar, mal tartışmaları ve özellikle de eş soyundan, erkek soyundan kaynaklı sıkıntılar kadının canını sıkmış olarak gözüküyor. Bence karı koca hayatın dışarıdaki etkenler zarar veriyor. Bazı oğlak burçlarında aile arasında kalıp hatta şiddet görme ya da sözlü şiddetlere maruz kalabilirsiniz. Değerli oğlak burcu kadınları dikkat diyorum. Ya da erkekler tehdit ediliyor bilir, hakaret ediliyor olabilir. Bunlara dikkat diyelim. Üniversite öğrencileri için evet su gibi aydınlık gayet güzel. Özellikle tıp okumak isteyenler için inanılmaz güzel bir kart. Eğer yurt dışı seyahat ve fikirleriniz varsa hayatınızda büyük isim ve marka yapmak istiyorsanız eğitiminiz bu konuda başarılı. Peki aşksız olanlara bakıyorum. Evet kandil yanacak ama daha vakit var diyorum. Kova burçlarım nasılsınız? Umarım her şey güzel ve keyiftedir. Şöyle söyleyeceğim, sanki bu aralar Rabbim sizi duyuyor. Yani parasız evrenizde aydınlanma, nar gibi bereketlenme, hayatınızdaki döngülerin değişip sanki o kadar güzel bir dokunuş olacak ki laleleriniz, para bereketiniz, yaşanılan haksızlıklar size gerçekten ışık gibi sunulacak. Sanki Rabbim beni koruyor. Bu kadar kötü insanlar arasında ben hala dimdim diyorsunuz. Evet Rabbim sizi koruyor. Ve haklarınız olan ve size haksızlığa iten insanlar için Rabbime dua ediyorsunuz. Ve sanki bu duanız gerçekten bu hayatta tutmuş, kendi krallığınızı, kendi kraliçeliğinizi oturtmaya başladınız. Özellikle iş konusunda devlet kadrosu ya da devletle alakalı beklentileriniz varsa güzel fırsatlar, ruhunuza uyacak doğru iş adresleri var gözüküyor. Endişe etmenize gerek yok. Bakalım aşk için başlamak istiyorsun. Gözleri renkli biri olabilir ama kendi içinde platonik daha çok takılıyor olabilirsin. İlişkiyi daha çok kendi içinde yansıtamıyor olabilirsin. Duygularını kendi kendine yaşıyor olabilirsin. Karşı tarafla konuşmayı, karşı tarafta içindeki kaosları toparlaman gerekiyor. Çünkü bu ilişkide tek taraflı sevgi varmış gibi hissediyorsun. Hayır, çift taraflı bir sevgi var. Biri konuşmuyor, biri konuşuyor.
Peki evli olanlara çekiyorum. Ya aslında şöyle bir şey var. Burada boşanmak, ayrılmak, bu evlilik benim hayal kırıklığım. Benim ölmeme sebep kendi bilgeliğimi ve kendi gücümü, kendi içimdeki huzurumu kaybettim diyenlerde ciddi sorunlar devam edecek. Bunu bir an önce psikolojik danışmanla, bir psikologla, ilişki terapistiyle çözmeniz lazım. İleride bu sorunlarımız çok fazla olarak gözüküyor. Yeni evlenenler için paranızı gereksiz hata yapıp kaybedeceksiniz. Lütfen hemen altınızı, paranızı bir ev kredisine çevirin. Zamanı geldi, bu para çalınabilir, haksızlığa uğrayabilir, borç verip paranızı alamayabilirsiniz. Üniversite öğrencileri için bakıyorum. Cesaretiniz, başarınız, marka, isim, patent, yani kariyer yapmak isteyen insanlar için ya da üniversite hayatını böyle geçirmek istiyorsanız cesaretini topla, hedefin sana doğru yaklaşıyor. Hiç hayal etmediğin başarıları elde edeceksin, korkmana ya da içindeki endişeni geride bırak diyor. Bir de annenize karşı kırgınlıklarınız olabilir. Anne soyuna karşı kırgınlıklarınız olabilir. Artık bunlarla ilgili yüzleşme. Bir de bir yol düşünceniz var yakın dostlarınızla. Bu tatil size iyi gelecek canlarım diyorum. Değerli balık burçları, sizler için çekiyorum 3 kart. Vallahi bu kadar karttan. Değerli balık burçları, bu ara aileyle alakalı sorunları çözme. Yani anne, baba, kayınvalide, kaynana, eş, çocuk, yani onların hatalarını, onların yanlışlarını düzeltme haftanız olacak. Özellikle de kendi içinizdeki tüm enerjinizi o haneye adayacaksınız. Sorunları çözme, iyileştirme, yatırımla ilgili sorunlar varsa destek olma. Bu tarz yoğunluğumuz var gözüküyor. Hatta şöyle bir durum var. Onların mahkemesel mahkemelere, miras konuları, kardeşler arasındaki kırgınlıkları da toparlayacaksınız. Bu size artı bir kazanç sağlayacak. Hatta bu geçişte doğru tamamladığınızda da ailenizin hakları ya da eşinizin hakları en iyi şekilde alacaksınız. İş konunuza bakıyorum. Evet, yön bulmak. Kutsal olan emanet, yani kutsal olan iş kapınızla alakalı haksızlıkların size artı şekilde dönme noktası olacak. Ve bu kişilerin sizi hakkınızla alakalı kullanıldığını düşünüyorsunuz. Ve bu esaretten kurtulup kendi kaosunuzda yıpranacağı, ama onlarla konuşun, haklarınız verilecek en iyi şekilde. İşsiz olanlara bakıyorum. Evet, Başak Burcu ayında iş kapınızla ilgili güzel bir nokta, güzel bir aydınlanma söz konusu olacak. Bakıyorum. Ya sizde de dilinizi tutamama olabilir. Hisleriniz çok yoğun olduğu için rüyalarınızı dışarıya anlatıyor olabilirsiniz. Sanki bunları biraz daha kendi içinizde yaşamanız lazım. Biraz kendi içinizdeki sakinliğiniz, siz sakinsiniz ama psikopatsınız değerli balık burçları. Yani minnoş minnoş durdunuz, ay duymuyorum, işitmiyorum diyorsunuz ama vallahi beyin fıkır 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 fıkır. Yani siz bir fotokopi makinesi gibi yeri gelir, zamanı gelir pat diye lafı söylersiniz. O yüzden senden korkuyorum balıklar. Evet, bakıyorum. Yurt dışı, şehir dışı eğitimi düşünenler için yüksek master ya da dil eğitimi, evet, bu başlangıcınız sağlıklı ve hayırlı olarak gözüküyor ve büyük başarılar elde edeceksiniz. Bekarlar için çekiyorum. Aşk, mühür vurmak, tebrikler. Yani öyle bir aşka yelken açacaksınız ki kalbiniz mühür vuracak, ruhunuz size şifa gibi gelecek. Hiç hayal etmediğiniz, kalbinizde tuttuğunuz kim varsa bile onunla aşk var. Tebrikler. O aşk size ait gözüküyor. Peki yeni, uzun süredir işsizlere bir kart çekiyorum. Evet, iş anahtarınız ve parasal sorunlarınız gerçekten hayatınızdan çıkıp gidecek. Kendi yönünüzü, tekrar iş ve para kazanmanın keyfine varacaksınız. Yalnız birinize bir borcunuz olabilir. Dolar, euro, altın. Bununla ilgili endişesi olan balık burçları bunu gayet rahat bir şekilde ödeyecek. Bir de evlenecek kişiniz olabilir. Ve bununla ilgili bir alyans sıkıntıya düşebilir ama sonrasında hayırlı olacak. Sevgiyle kalın, umutla kalın, Allah'a emanet olun, hoşça kalın, iyi haftalar.